Herkese merhabalar. Biliyorsunuz deprem ve depremin etkileri hala hem Türkiye'yi hem Almanya'da yaşayan bizleri çok etkiliyor. En önemli sorulardan birisi tabii Almanya'da yaşayan insanlar olarak Türkiye'deki yakınlarınızı depremzedeleri Almanya'ya getirebilir misiniz? Ne şekilde getirebilirsiniz? Biliyorsunuz bu konuda hem İçişleri Bakanlığı'nın hem de Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları oldu ve ben de sizin de çok ilgileneceğinizi bildiğim için bu konuda bir avukatla konuşmak istedim. Tuba Hanım sağ olsun hemen vakit ayırdı. Kendisiyle bu konuyu konuşacağız. Merhaba Tuba Hanım, hoş geldiniz yayına. Merhaba, sağ olun. Öncelikle sizin branşlarınızdan bahsedebilir misiniz? Yani hangi konuları normalde ele alıyorsunuz bir No. avukat olarak? İş hukuku, bir de yabancılar hukuku tabii ki dilden dolayı da tabii ki yakın olduğu için ikisini beraber. Peki, süper. Şimdi Tuba Hanım, biliyorsunuz Almanya hükümeti tarafından yapılan bazı açıklamalar oldu. Hatta Berlin Senatosu da işte global bir vizeden bahsetti. Şimdi bu depremden sonra değişen ne olacak? Neler değişecek bu vize kolaylığı hakkında? Vize kolaylığı diye bir şey yok. Vize hızlandırılma var. Yani eskiden gibi 90 günlük vize alınabiliyor ama değiştiği bir şey yok. Aslında her şey hızlandırılmak üzere yapılmış yeni işlemler. Terminler daha da hızlı alınacak. Buradaki yabancılar, işte Osnabrück'e daha da hızlı çalışsınlar diye öyle bir hüküm geldi ama değişen bir şey yok. Eskiden düğüne gideceğim diye vize alınıyordu. Şimdi depremden etkilendiğim için gitmek istiyorum diye öyle bir değişiklik oldu sadece. Ama bu durumda benim de gördüğüm kadarıyla en azından hızlandırılacak bir süreç. Yani ne kadar bir hızlılıktan bahsediyor? Çünkü depremden önce vize işlemlerin çok uzun sürdüğü konusunda bana da en azından birçok şikayet geliyordu. Buna dair bir açıklama yapmışlar mı? Yani ne kadar hızlı olacak bu? Belli bir gün sayısı vermişler mi mesela? Yok, belirli bir gün değil ama işte daha çok personel çalıştırmışlar. Terminsiz de gidip evraklarını verebiliyorsunuz ve her şey bütün evraklar olduğu halde yani hepsi toplandıktan sonra daha da hızlı olacağı belli. Ama tabii ki bir pasaport eksikliği varsa ekonomi pasaportu tabii ki gidip Türkiye makamlarından almak lazım. Burada işte Avustralya bir şey eksikse tabii ki her şey hızlandırılma diye bir şey yok. Her şey yerindeyse hızlandırılma var. Pasaportu olanlar tabii ki şanslı. İlk önce pasaportlarını gidip yeni almaları ihtimalde 2-3 hafta daha çok uzun sürecek. Ama hızlandırılacaklarını gerçekten düşünüyorum. Terminsiz de gidebilirsiniz Ağustos'ta diye. Bence de hem terminsiz gidin, rica edin böyle böyle diye 5 dakika 10 dakikanızı alayım diye. Yani buradaki Ağustos'ta oradaki Yabancılar Dairesi. yabancılar dairesi. Oradaki işte İddiatı diye bir kurum var, terminleri onlar alıyor, evrakları onlar alıyor. Onlara terminsiz gidin, Ankara'ya ya da başka bir yerlere rica edin, her şeyi alsınlar. Ama tabii ki evrakları toplamak sizin elinizde. Şimdi bu röportajı isterseniz ikiye bölelim. Bir, Almanya'da bulunanlar neler yapmalı? İki, Türkiye'de bulunanların hangi şartları yerine getiriyor olması lazım? Şimdi Almanya'da bulunan kişilerin bu durumda akrabası var Antep'te, Hatay'da getirmek istiyorlar. Ne yapmaları lazım? Buradaki yabancılar dairesine gitmesi gerekiyor dediniz az önce. Randevusu olmasa bile gitmelerini önerdiniz. Daha hızlı olsun diye. Doğru mu anlıyorum? Evet, aslında Başka tabii ne ki yapmaları lazım? ya dediğim gibi Verpflichtungserklärung diye şey var, kefil olmak. Buradaki yaşayanlar anne olsun, amca olsun kefil olmaları lazım. Ben işte geleceğimin yakınımın bütün gelirini giderini ödeyeceğim diye devlet bir şey üstlenmiyor. Ya, Bir o yüzden beyanname istiyor sizden evet yani. beyanname istiyor. Onu tabii ki vermek lazım. Gelir giderinizi göstermeniz lazım. Burada işte Osnabrück şehirden şehire değişiyor. Hamburg'da biraz başka, başka şehirlerde başka. Bir Google'a bakın. Ne? Verpflichtungserklärung her şehire değişik. Ona bir bakın. Termin almaya çalışın. Termin yoksa also ben gitmenizi rica ediyorum. Rica edip işte böyle böyle diye. Duyduğum kadarıyla yabancılar daireleri de bunu bekliyorlar. İşte çok işe gelecek diye. O yüzden aslında Hazırlıklılar yani. Hani öyle illa ya normalde Almanya'da. hazırlıklı olmaya çalışıyorlar. Öyle bir şey duydum ama tabii ki herkes çok üstleniyor diye her şeyi tabii ki hemen yapamıyorlar. O yüzden iyi niyetli olduklarını tabii ki biraz inanmak lazım. Gidip
Evraklara da, bütün evraklar bende tamamlıysa ben olsam giderdim. Peki Nüfus hangi belgesi. evraklardan bahsediyoruz? Hangi belgeleri götürmeleri gerekiyor Almanya'da yaşayanların? İşte evim var diye ev kontraktı. Kendi işte Kira kısmı. veya benim evim olması önemli mi? Kira da olabilir. Evet, Yani şu kirada. buyur. Evet, işte evim var, bir odam açık diye öyle bir işte gösterme. Otel ayarladım, 3 aylık otel şey mesela o da olabilir. Gelir giderin tabii ki Gehaltsnachteilung. O nasıl şey? Yani şeylerinizi, maaş borcularınızı. Evet, maaşınızı ise şu son 3 ayın onu göstermeniz lazım. Kendi işte Yani devletten pasaportunuz. yardım almıyorum. Ben Hayır. çalışıyorum. Bunlar maaş Evet. borcularım ve Evet. buraya gelen kişilere de ben ekonomik olarak destek vereceğim. Devletten, Alman devletinden herhangi bir yardım almayacağız. Bunun beyannamesini istiyorlar. Evet. Tamam. O bir de yeterli olması lazım. Diyelim 2 kişi istiyorsam tabii ki gelirim daha da çok yüksek olması lazım. Onu istiyorlar. Bir de benim işte doğru ya da fiktif öyle bir şey olmaması lazım. Normal oturum. So, Almanya'da Sürekli o oturum oturum. izniniz Evet, olması lazım evet. yani. 15 Evet. kasat, evet. Yani dediğimiz 15 kasat olmasa bile ona denk bir oturum olması lazım. Onları alıp Tamam. normal şekilde kolay. Ya da çok şey yapan çok var zaten işte bir kardeşimi getireyim görsün diye yapan çok kişi var. Normal avukat da lazım değil bu konular için. Çok şirket kendisi yapıyor. Tabii ki şimdi biraz elimiz titriyor diyelim. Hem deprem gördük, elimiz titriyor. Her şey, herkes biraz daha acil olması için biraz tabii ki etkilendik. Ama bunu avukatsız da yapabiliriz. Öyle bir şey Tamam. yok. Peki. Bir de galiba buraya gelecek kişilerin sağlık sigortalarının üstlenilmesi gerekiyor. Bunu buradaki kişi mi üstleniyor yoksa Türkiye'deki kişinin mi? Kimin sorumluluğunda bu belge? Yok şey ekstra Reisekrankenversicherung var yani Sadece bu 3 sigorta ay geçerli evet olacak bir sağlık evet sigortası. evet o sağlık onu şey kendileri yapmanız lazım normal işte sigortalık olarak bir de işte eğer burada hastalanırlarsa bir şey olması lazımsa ben ödeyeceğim diye tabii ki ona da o da ama o şey dediğim kefilin içinde kefil verirken Evet. ona kefil veriyoruz. Şimdi ben Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasında şunu gördüm. Yani bir yaralanmışsa eğer kişiler ve Almanya'da tedavisi olacaksa bunu da bu sağlık sigortasının bunu da kapsaması gerekiyor ve bu durumda Almanya'da tedavileri sürdürülebilir. Böyle anlıyorum ben. Yani Evet, öyle, bu evet. şekilde yazıyor. Peki. Yani Almanya'dakiler gidip bir randevu alacaklar daireden vize için başvuruları bulacaklar ve diyecekler ki bu kişiler geldiği müddetçe ekonomik olarak. Ben bakacağım sağlık giderlerini ben karşılayacağım. Peki Türkiye'dekiler neler yapmak zorunda? Şimdi diyelim ki Antep'tesiniz, Hatay'dasınız. Bu kişilerin ne yapması gerekiyor? İDATA diye bir kurum var. Türkiye işte konsolosluktan kendileri temin vermiyorlar. İDATA diye bir kurum yaptılar. Onlar işte internet sayfasından termin yapılabilir. Ama Randevu alacaklar. randevu alınacaklar ya da işte kendileri de gidip orada evrakları verebilirler. Öyle diye bir şey yazıyor. Yani termin almaz lazım değil. Hızlandırmak için gelip işte kendinizi tanıtın, evrakları verin diye. İşte ilk önce termin, randevu. Öbürü işte tabii ki pasaport. Pasaportsuz olmuyor şu an. TC kimlik numarası da TC kimlikle yeterli değil. Orada bir çözüm arama niyetlerindeymişler. Ama şimdilik pasaport lazım. İşte diyelim Antep'te Maraş'ta yaşadığına dair bir belge. E-Devlet de galiba oluyor. Ne? Şurada yaşadım, burada kaç sene bir işte burada İkamet yaşadım diye. belgesi. İkamet belgesi, evet. Onlar bir de işte ya depremde her şeyimi kaybettim. Öyle şey değil, bir işte küçük bir eskiden işte motivasyon yazısı olurdu. İşte ben düğüne gitmek istiyorum diye. Şimdi tabii ki her şeyimi kaybettim, hiçbir şeyim yok. O yüzden 3 aylık bir ailemlerinde bir kışı bir geçirmek istiyorum diye öyle bir yazı yazmaları lazım. Bir de işte derim annelerine gitmek istiyorlarsa anne ve çocuk arası bağ şey Birinci yükseltmesi dereceden lazım. akrabalık varsa. Evet. işte Personenstand o konuda. Şey, Standesamt'tan alınıyordu işte. Benim Evlilik dayım şu dairesine. diye mesela öyle şey E-Devlet'te aslında bulunur. Şey diyelim kızını getirmek isteyen bu benim kızım diye öyle bir belge lazım. Okey. Bunu kanıtlıyor olması gerekiyor yani. Evet ama Peki E-Devlet'ten de yani alınabilir ya. tamam. Şimdi kimlik dediniz, pasaport dediniz.
Yalnız tabii şöyle bir sorun var. Bazı insanların kimlikleri ya da pasaportları enkaz altında kalmış olabilir. Bu durumda ne olacak? Daha yenilenme yok. Yenilenme diye bir şeyler istiyorlar ama şu an ona azı mecburlar. Yeni pasaport alınmaya, yeni pasaport etmeyi Türkiye'dekiler mecbur. Değişiklik yok. Şimdi bununla ilgili ben şöyle bir şey gördüm. Yani Türkiye'den önce bir pasaportlarını çıkarmaları gerekecek, kimliklerini çıkarmaları gerekecek ve Dışişleri Bakanlığı'nın, Almanya Dışişleri Bakanlığı sayfasında diyor ki biz bununla ilgili bu konudan Türkiye makamları, Türk makamları sorumlu diyor. Ama bizim aramızda, iki ülke arasında buna dair bir ortak çalışma yok diyor. Ben bunu biraz da şu şekilde anlıyorum, bilmiyorum doğru mu? Yani hani siz başvursanız bile eğer Türkiye kaynaklı bu belgelerinizi getiremezseniz burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok diyorlar. Doğru mu anlıyorum bunu? Yani Evet, önce Türk makamlarından pasaportu, kimliği alacaksınız. Ondan sonra başvuru işlemleri başlayabilir. yazan şey konuşuruz ediyoruz hızlandırılması için ama pasaportsuz şimdi şu an bir vize alınma durumu yok. Peki, ben bir şey de gördüm. Yani 90 gün sonunda geri dönüleceğine dair bir şey de istiyorlar, bir beyanname istiyorlar. Ben işte şu dönemde geleceğim ama 90 gün sonra geri döneceğim En büyük deniliyor. en şey en buna da şey buna da işte prognoz işte geri dönme geri döner mi? Normalde işte dediğim gibi normal turistik vizelerde işte bakıyorlar bu kişi işte 90 gün sonra geri döner mi diye öyle bir öyle bakıyorlar. Ama bu durumlarda aslında çoğu Ausländerbehörde yani yabancılar daireleri her şey olsa bile geri dönmelerine inanmıyoruz. O yüzden red gelecek diye şeyler duyuluyor. Yani yabancılar daireleri biz buna red edeceğiz. Çünkü 90 gün sonra geri dönmelerine inanmıyoruz. Her şeylerini kaybetmişler. Madem buraya işte annelerine, dayılarına geldiler, bir daha geri dönmezler diye bir red uygulama düşüncesi var. Buna dair ama tabii ki İçişleri Bakanlığı'ndan olsun, İçişleri Bakanlığı'ndan işte yabancılar dairelerine öyle şey anweisung. Ne? Yukarıdan işte bir Ostende Behörle Bir yabancılar direktif. dairelerine evet bir öyle şey gelmesi lazım ki buradaki yabancılar daireleri o konuda olsun biraz kolaylaştırma olması tabii ki çok önemli. Yani aslında bu çok mantıksız değil mi? Çünkü bir yandan diyorsunuz ki depremzedeyseniz Evet. Almanya'ya gelebilirsiniz. Diğer yandan diyorsunuz ki eviniz yıkıldıysa siz büyük bir ihtimalle Türkiye'ye geri dönmeyeceksiniz. O yüzden biz size red vereceğiz. Bu çok mantıksız Aynen. geliyor bana. Evet. Ama ya yabancılar ailelerine ben her şeyi bekliyorum. Bu konuda belki eğer öyle bir red gelirse mahkemelik olma şeyi lazım. Çünkü dediğiniz gibi Mahkemeyle de kim uğraşabilir ki yani böyle bir durumda zaten insanlar evi yok yani. evet. Aynen. Ama Demek ki yönetim bu konuda bakımından siyasi bir baskı yapılması lazım. evet. Kamuoyundan da bir baskı gelmesi lazım. Çünkü bu saçma yani hani o yüzden şu anda bu videoyu izleyenler ve böyle bir şey için vize başvurusunda bulunacak olan insanlar benimle iletişime geçerse iyi olur. Çünkü bu gerçekten somut olarak gerçekte nasıl ilerliyor bunu da en azından peşine düşmüş olabiliriz ve ben de bunu haberleştirmeye devam edebilirim. Şimdi bunun haricinde dikkat etmeleri gereken herhangi bir şey var mı? Mesela az önce şey dediniz ya, ben onu da biraz absürt buldum. Bir işte vize alırken bir açıklama yazmaları, bir kısa bir açıklama metni Evet, yazmalarını istiyorlar. Yani ne yazsınlar insanlar? İşte şu saatte deprem oldu, biz de depremden şu şekilde etkilendik ve bu yüzden mi geri gel? Yani bu mu? İçeriği böyle bir şey mi olmalı? Dediğim gibi eskiden işte kuzenim düğünü var diye geliyorum demeleri lazımdı. Öyle bir yazı yazmalarım. Şimdi depremden böyle böyle oldu diye öyle bir şey yazmalar lazım. Yani kağıt işlemleri hala aynı. Anladım, anladım. Peki, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı Tuba'nın? Şey, Unuttuğumuz? Auswärtiges Amt'ın sayfasında Türkçe olsun her şey yazıyor. Tamam. Almanca da yazıyor. Ona yönelin, ona bakın. Orada ne yazıyorsa bütün evrakları toplamaya çalışın. Ondan sonra red gelirse avukatlara başvurun. Ondan önce tabii ki avukatlar çoğu bir şey yapamıyor. Ondan sonra her şey olduktan sonra tabii ki daha da mantıklı ama pes etmeyin. Herkesin tabii ki ya iyi olmasına ya Diliyorsunuz. umuyoruz. Evet. Evet. Peki. Teşekkür ederim Tuba Hanım. Bu kadar hızlı bir şekilde zaman ayırdığınız için de çok sağ olun. Başka bir yayında belki bu konuyla ilgili bir şeyler olursa, sizin de size danışmanlıkta bulunan insanlar olursa, belki onlarla ilgili de birkaç video yapma şansımız olur. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. Sağ olun, iyi günler.
Şimdi Tuba Hanım'dan dinlediniz. Benim de eklemek istediğim bazı şeyler var. Şimdi bir tanesi mesela Suriyeliler için bu sürecin çok daha zor olacağı. Yani işte Almanya'nın Suriye'de bir temsilciliği bulunmuyor. Diplomatik bir temsilciliği bulunmuyor. O yüzden yetkililer şey diyor. Bu konuda basit bir çözüm bulunamayacak. Suriyeli depremzedelerin başka ülkelerdeki, komşu ülkelerdeki Alman büyükelçiliklerini başvurması gerekiyor. Diğer yandan Almanya'da Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu bir açıklama yaptı ve dedi ki böylesine zor bir durumda Alman makamlarının yanı sıra Türk makamları da bu insanların Almanya'ya gelebilmesi için elinden geleni yapmalı. İhtiyaç çok büyük. Almanya'da yaşayan Türk kökenlerin Türkiye'den gelecek olan yakınlarının masraflarını karşılamaya hazır olduklarını belirtti ve vize başvurularının hızlı bir şekilde işleme alınmasını söyledi. Şimdi gördüğünüz gibi her ne kadar hızlandırılmış bir şeyden bahsediyor olsalar bile mantıksız bazı yani şartlar var. Ben Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgileri bu videonun açıklamalar kısmına size ekleyeceğim. Oradan da bilgilere direkt bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yorumlarda Twitter'dan birisi şey yazmıştı. Ben bunu eleştirdiğim için Twitter'dan vermiyorum, çok da şey yapmayın demişti. Ama yani tam da böyle bir şeyde bu tip konularda devlet tarafından, hükümet yetkilileri tarafından yapılan bütün açıklamaları eleştirmek gerekiyor. Çünkü mesela işte Berlin Senatosu'ndan Yeşiller Partili bir politikacı şey demişti. Almanca aramayacağız mesela hani bu hızlandırılmış şeyle. Yani zaten bunun dile getirilmiş olması bile böyle bir durumda bunu söylemiş olmak bile bence çok absürt. Bunu eleştirmiştim. O da şey demiş birisi de işte çok Meryem size çok şey yapmayın hani madem hızlandırılacaklar. Böyle bir şey yok. Yani sonuçta bir gazeteci olarak her dediklerini, her söylediklerini eleştirmekle yükümlüyüm. Yoksa aksi takdirde gidip onların halk ve ilişkiler grubunda, ekibinde çalıştım. Yani beni onlardan ayıran en önemli özellik bu diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi vize başvurusunda bulunanlar Twitter üzerinden benimle iletişime geçerse bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.